Etsy'de satış yapanların çok iyi bildiği ama Etsy'de yeni satıcıların belki de farkında olmadığı bir trendten bahsedeceğim. Pinterest. Pinterest üzerinde trend ürünleri keşfedebiliyorsunuz ama Pinterest'te tıpkı Etsy'de olduğu gibi çok karışık bir yapı var. Çok fazla görsel var. Dolayısıyla hangi ürün satar, hangi ürün mantıklıdır bunu Pinterest'e girerek bulmak çok mümkün olmayabilir. Ama Marmalit gibi yazılımlar bize bu konuda yardımcı olabiliyor. Dolayısıyla Pinterest üzerindeki popüler ürünleri, popüler anahtar kelimeleri keşfedebiliyoruz ve bu ürünleri ürettirip Etsy'de satabiliyoruz. Şimdi biz burada tabii ki Printify'a odaklanacağız. Neden? Çünkü Printify bize baskılı ürünleri çok hızlı ve kolay bir şekilde Etsy mağazamıza entegre olarak üretebiliyor ve müşterimize kargolayabiliyor. Bu bize hem hız kazandırıyor hem de kaliteli bir iş yapmamızı sağlıyor. Hem de Türkiye'de yaşadığımız için Amerika'da herhangi bir baskı operatörüne gidip ürünleri bastıramayacağımız için Printify burada elimiz kolumuz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ben burada haftanın trendlerine girdim. Pinterest'in haftanın trendi bu. Etsy değil. Şimdi Pinterest'te en çok talep edilen ürünler hangileri? Burada tek bir sayfa üzerinde ekranda gördüğünüz gibi görebiliyorum. Şimdi neden Pinterest burada çok önem taşıyor? Çünkü Etsy'de şu an için çok popüler olmayan, çok tercih edilmeyen belki ürünler Pinterest'te yakın zaman içerisinde tercih edilebileceği için Etsy'de popüler olacak ürünler. Yani aslında burada Pinterest sayesinde biz geleceği görüyoruz. Yani gelecekte ki yakın gelecekten bahsediyorum. Bir ay, iki ay, üç aylık bir gelecekten bahsediyorum. Etsy'de popüler olabilecek ürünleri keşfediyoruz ki öncesinde hazırlıklı olalım. Henüz Etsy'de çok popüler olmasa dahi biz bu ürünleri edinelim ve satmaya başlayalım. Şimdi girdik. Marmalit'te ben buradaki trending bölümüne girdim. Burada mesela Summer Outfits bölümüne tıklıyorum. Şimdi Summer Outfits'e tıkladıktan sonra yani yazlık giyimler, işte dış giyimler diyelim biz buna. Bu tarz ürünler şu an Pinterest'te çok popüler ama Etsy'de çok popüler değil. Neden? Çünkü yaza tam anlamıyla girilmedi. Yazın alışverişi tam anlamıyla belki de başlamadı. Dolayısıyla ekranda da görüyorsunuz aranma hacmi hayli düşük, çok düşük. Ama bu anahtar kelime Pinterest'te çok popüler. Şimdi dolayısıyla şöyle bu ürüne baktığımız zaman ne tarz ürünler var? Mesela bebek tulumları var burada. Bebek tulumları benim dikkatimi çekti. Bir tanesine tıklayacağım ve içerisine gireceğim. 14 dolara satılan şöyle bir bebek tulumu ürünü var. Çok da güzel görünüyor ve üzerindeki mesaj alanı da özelleştirilebiliyor. Şimdi ben bunu tabii ki Printify üzerinde bulabilirim. Printify üzerine bu ürünü bulabilmek için buraya arama bölümüne baby yazabilirim. Baby yazdıktan sonra görüyorsunuz özelleştirilebilir bebek ürünleri karşıma çıktı. Mesela şu ürüne bakalım. Gördüğünüz gibi bir tulum. Üzerine yine tasarım yapılabiliyor Printify'da. %100 pamuk ve gerçek görselleri de var ki Printify bu konuda çok iyi. Burada Start Design dediğiniz zaman şuradaki Preview butonuna yani ön izleme butonuna basın. Hangi görselleri size sunacağını burada size gösteriyor. Tabii ki siz burada sadece Printify'ın size göstermiş olduğu mockup'larla sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Ne yaparsınız? Benim en çok kullandığım Placeit'i kullanabilirsiniz. Placeit üzerinde çok şık mockup'lar oluşturabiliyorsunuz. Mesela buraya baby yazdım, arattırdım. Bebek ürünlerinin mockup'larını görüyorsunuz. Tek yapmanız gereken Placeit'te bu ürünü mesela diyelim ki yaptırıyorsunuz Printify'da. Placeit'te bu ürünün görselini buraya upload etmek. Upload ettikten sonra Placeit bize bunun bütün mockup'larını verecek. Yani birden fazla görseli bize verecek. Biz de bu görseli gidip kullanabileceğiz Etsy'de. Aynı zamanda Printify mağazamızı da yükleyebileceğiz. Şimdi bakmaya devam edelim. Başka hangi popüler ürünler var? Şöyle bir inceleyelim. Bebek ürünlerini gördüğünüz gibi genellikle bu tarz tulumlar çok talep görüyor. Fiyat aralıklarına bakalım. 20 dolarıyla 34 dolar arası kabul edilebilir bir baraj. Daha pahalısı mümkün değil. Yani zaten premium bir fiyat oluyor. Bu da çok tercih edilmiyor. Örnek listelemeler zaten burada gördüğünüz üzere hangi etiketler kullanıldığını görebilirsiniz. Ben şöyle ekranda size göstereyim. Not almak istiyorsanız da videoyu durdura durdura bu etiketleri not alabilirsiniz. En çok satan bebek ürünleri yani bebek tulumları bu keywordlerle, bu anahtar kelimelerle Etsy üzerinde listelenmiş. Şimdi tekrar dönüyorum trend bölümüne. Trending bölümünde mesela burada bracelet yani bileklik insanların kendi yaptığı bileklikleri görüyorsunuz. Bu bileklik tasarımları yine Printify üzerinde yaptırılabiliyor. Aynı zamanda Pinterest üzerinde de çok fazla popüler, çok talep görüyor. Tabii ki Etsy üzerinde şu an için popüler değil ama yakın dönemde popüler olacaktır. Bu tarz ürünler de yine tercih edilebilir. Şimdi trend bölümüne geri döndüm. Diğer ürünlere bakalım birlikte isterseniz. Mesela burada elbiseler yine gözüme çarptı. Bunlar tercih edilebilir. Yine tişörtler yer alıyor. Tişörtler zaten Etsy'de her zaman
popüler? Mesela şu tişörtleri inceleyelim. Bu tişörtler, scarf şortlar şu an Etsy'de popüler mi? Pinterest'te çok popüler ama Etsy'de popüler mi değil mi? Hemen anlayalım, bir analiz edelim. Evet, şu an için bir popülerliği yok. Talep çok fazla yok. Ama hemen burada bir forecast bakıyoruz. Mayıs ayında bir yükseliş öngörülüyor. Haziran, Temmuz bu şekilde. Ama yine tercih edilebilir çünkü bu tarz ürünler şu an için Pinterest'te çok popüler. Ama neden gelecekte Etsy'de popüler olmasın? Biraz da geleceği aslında burada görüyoruz. Biraz daha inceleyelim. Farklı farklı tasarımlara, farklı ürünlere şöyle bir bakalım. Yaz elbiseleri, yine tırnak tasarımları gözümüze çarpıyor. Bu tarz ürünler yine popüler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki başta söylediğim gibi popüler olması, şu an için Etsy'de popüler olması çok önemli değil. Önemli olan Pinterest'te çok talep görüyor mu, görmüyor mu? Bunu algılayabilmek çok önemli. Eğer bunu Marmalit gibi yazılımlarla yapabiliyorsanız, ki ben tavsiye ederim, buradaki trend bölümü gerçekten çok işe yarıyor. Bir analiz yapabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Herkesin baktığı pencereden bakmaktansa kendinize farklı bir bakış açısı katabilirsiniz. Bu sizi her zaman diğer satıcıların daha fazla önüne geçirecektir. Ve dolayısıyla gelecekte daha fazla satış yapma imkanınıza sahip olacaksınız. Özellikle ev dekorasyon ürünleri, dekorasyon fikirleri ya da mesela biblolar, eğer kendi yaptığınız biblo tasarımları varsa, acaba ben nasıl bir biblo tasarımı yapmam gerekiyor? En çok insanlar neyi daha çok seviyor noktasında merak ediyorsanız Pinterest.com'a girersiniz. Pinterest.com'da benzeri tasarımları arattırarak şık, güzel ve insanların en çok like'ladığı, beğendiği özelleştirilmiş tasarımları inceleyebilirsiniz ve buna göre kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Ama kendi bir el beceriniz yoksa, ben işte bir ürün üretemem ancak hazır bir şekilde bir yerden alıp müşteriye gönderebilirim diyorsanız da Printify bu işin, dediğim gibi başta, en çok bilinen platformu. Ki Printify'ın burada hemen katalog bölümünde size göstermek istiyorum. Sadece tişörtler ya da işte bebek tulumları veya basit ürünler değil, çok daha kapsamlı ürünlerde yer alıyor. Mesela battaniyeler diyelim. Battaniyeler oldukça çok popüler Etsy'de. Aynı zamanda Printify'da da fiyatları oldukça uygun ve baskı yapılabiliyor bu battaniyelere. Mesela bir tanesine rastgele girelim. Hangi alanlara baskı yapıldığını size şöyle göstermiş olayım. Tasarım yap diyelim. Mesela battaniyenin tamamına baskı yaptırıyor. Yani bütün alana burada baskı yapma imkanınız olabiliyor. Tabii ki görsel elinizde yoksa, telif sorunu yaşıyorsanız Printify'a satış başına 1 dolar ödeyerek Shutterstock kullanabiliyorsunuz. Mesela bebek battaniyesi olsun bu. Baby yazalım. Hemen şurada bakın, görseller, birçok seçenekler karşımıza çıkıyor. Mesela şu tasarımı beğendik diyelim ki, bunu bir battaniye tasarımı olarak kullanmak istiyorsam üzerine tıklamam yeterli oluyor. Bunu sadece burada konumlandırıyorum. Büyütüp küçültebiliyorum. Tek yapmam gereken bu oluyor. Buradaki tasarımın DPI'ını, kalitesini otomatik olarak Printify zaten ayarlamış oluyor. Shutterstock'tan indirdiğim için. Bu tarz görseller kullanmak hem telif açısından bir avantaj sağlayacaktır hem de bana vakit kazandıracaktır. Çok merak ediyorum, siz neler yapıyorsunuz? Etsy üzerine satışlar nasıl gidiyor? Özellikle trendlerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yeni ürün fikirleriniz nelerdir? Bunları aşağıda yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Benimle bu konuyu tartışabilirsiniz. Hatta diğer izleyenlerle bu konuyu tartışabilirsiniz. Ben bütün mesajları tek tek okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.